Bu aracı nereden buldum? Bu araç bizim bir bahçemiz var. Şehir dışına uzak konumda. Oraya gidip gelirken devamlı görüyordum ama hurda bir şekilde. Yani lastikleri komple yerde. Burası çok kötü konumdaydı. Ondan sonra araştırdım. Orada komşulara falan sorduk babamla beraber. Babamla ilgili. Öğrendik bir yaşlı amcanınmış. Yalnız amcam vefat etmiş. Onun için verasetçileri varmış. Oğluyla biz görüştük. Yalnız aracı almak için 4 sene uğraştık. Çünkü 7-8 tane verasetçisi vardı. Aralarında problem varmış. Küslük vesaire. Ankara'da, İstanbul'da, farklı şehirlerde. Yani aracı satın almamız 4 seneyi sürdü. Ondan sonra zorlu süreç başladı. Babam kumlamasını kendisi yaptı. Bu işleri biliyor çünkü. Komple kumladık, aracı soyduk. Yani araçta hiçbir şey kalmadı. Sadece motoru üstündeydi. Motorunu bir çalıştırdık ama verimli bir motoru yoktu beklediği için. Çünkü araç 7 sene yatmış o halde, hurda halde. Aracı kumladık. Antalya'da eski bir ustaya rast geldik. 85 yaşında eski bir usta. En sonunda toplama aşamasına geldik tabii ki. Eskişehir'de bir usta bulamadık. Antalya'ya gönderdik. 85 yaşında eski bu işlere hakim olan bir usta. El dövmesi dediklerimiz ustadan. Haydar ustaydı. Şu anda rahmetli oldu kendisi. Allah rahmet eylesin. Haydar ustaya gönderdik. Haydar usta koronaya denk geldi. Belli sıkıntılar oldu. 2 sene sonunda da o topladı. Aracı yani komple Haydar ustanın emeği var. O topladı. Aracımız en sonunda bu şekilde geldi. Araç 63 model. 60 yaşında. Dedemle yaşıt. Manevi olarak bir paha biçemem. Zaten yaptığım masrafların hiçbirini yazmadım. Ama bir sıfır araç parası harcadım. Araca ilgi bayağı fazla. Zaten kırmızı direkt dikkat çekiyor. Fotoğraf çekenler, el sallayanlar. Zaten herkes kornaya basıyor. Çünkü alışık değiller böyle bir araç görmeye. Araca tabii ki teklifler geliyor. Özellikle klasik araç sevdalılarından geliyor. Ama ben satmayı düşünmüyorum. Çünkü çok emek verdim. Yani çocukluğumu harcadım ben bu araca. Yani 1 milyonu gördü aracım. 1 milyonla güzel bir araç alabilirim şu anda. Yani sıfır araç da alabilirim ama sıfır aracın keyfini bu araçtan alamam. Satmayı düşünmüyorum aracımı. Nasip olursa, ileride çocuğum olursa onlara bırakmayı istiyorum. Muhafaza ederken zaten kapalı dükkanda duruyor bizim. Teksan'da dükkanımız var. Altında kartonları var. Tekerleklerin altında. Üstünde de brandası var. Hani o şekilde duruyor. Ne su görüyor, ne nem görüyor, ne güneş görüyor. Kapalı konumda bekliyor. Gözümden kıskanıyorum yani. Aracım kıymetli. Bizim aracımızın motoru arkada. 1500 motora sahip. Bu hava soğutmalı, su soğutmalı değil.